Hangimizi daha çok beğendin? Beni mi onu mu? Ya Barbaros, benim çok başım dönüyor. Normaldir. Çok içtin tabii. Ama ben ayıltacağım seni, merak etme. Ya nasıl olacak o? Sen de az değilsin abi. Dur sen daha dur. Ne dedin? Çok güzelsin yavrum, onu dedim. Ya sahi mi? Hı-hı. Bak kızım, karışmayayım dedim ama dayanamadım. Akıllı ol birazcık. O yanındaki heriflerin hayvandan farkı yok. Ya Barbaros, bir tanedir, dalga mı geçiyorsun ya? Ne içtin sen bu kadar ya? Ya bak, ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Çağırayım sana bir taksi, kuzu kuzu evine git. Buradan sana bir hayır yok, anladın mı? Hele o iki lavuk var ya, onlardan özellikle uzak durman lazım. Sana ne ki bundan? Abim misin, babam mısın? Sen kimsin ya? Ya ben senin iyiliğin için... Meltemciğim, ne oluyor? Bir şey yok, konuşuyoruz. Sana sormadım. Yok bir şey, laflıyoruz ya. Yavrum, o zaman gel bizimle lafla. Niye özletiyorsun kendini? Hadi gel. Özledin mi beni? O ne demek, özledim tabii, özlemez miyim hiç? Şenay, bir gelsene. Bir şey konuşacağım, gel. Ne oldu? Aşkım, beni mi özledin yoksa? O senin Barbaros'la yanındaki arkadaşı, kızın birine yürüyorlar. Kız çok küçük. Kafası da yerinde değil. Anlamıyor musun Şenay? Ya kızdan faydalanmaya çalışıyorlar. Senin evinde, senin partinde. Aşkım, sana ne ki bundan? Sen niye karışıyorsun ki buna? Alan memnun, satan memnun. Herkesin keyfi yerinde. Sen kendi dalgana bak. Ortamı bozma. Gel bak, neler göstereceğim sana. Ya saçmalama. Meltem, şşş, Meltem. O kadar da değil. Uyuma bunlara. Sana ne oluyor lan? Oğlum bak, ikidir kaşınıyorsun. Günah bizden gidecek ha. Yapma ya. Ne şimdi bu ya? Meltem, sen aşağı in, uzaklaş buradan, hadi. Hadi. Oğlum sen gerizekalı mısın? Dayak mı ne istiyorsun lan? Ne diyorsun lan? Lan ne sanıyorsun lan kendini, dangal? Haddini bil lan. Yoksa biz bildiririz. Haddini bil. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin ya Barbaros. Nedir bu haliniz böyle? O başlattı. Ya bırak. İkiniz birden dalmışsınız çocuğa. Basın gidin hadi. İkiniz de. Ne yani, kovuyor musun bizi? Parti bitti canım. Hadi dışarı. İkiniz de. Öyle olsun. Görüşeceğiz seninle. İstediğin zaman. İstediğin zaman. Aşağıdaki herifler. Bu evde sen gelene kadar hiç kavga çıkmadı. Bu kadar kolay yani. Tekin, git. Şu an burada olmanı istemiyorum. Lütfen git. İyi. Sen bilirsin. Şahsiyetsiz sefiller. Allah hepinizi bildiği gibi yapsın be. Şşt, buradayım burada. Sen de mi çıktın? Yoksa kovdular mı seni? Senin yüzünden hepsi. Ne güzel eğleniyorduk. Yeterince eğlendin. Hadi artık eve gitme vakti. Hadi gel benimle. Gelmeyeceğim. Ya bak, burada bırakmam seni. Etraf sapık dolu. Ne olduğunu anlamadan kurda kuşa yeme olursun. Hadi gel, evine götüreyim seni. Hadi gel. Ya gelmeyeceğim ya. Ne yapıyorsun ya? Acıttın mı? Özür dilerim. Kızım sen bela mısın ya? Evine götüreyim diyorum, cırmık diyorsun beni ya. Pardon ya, istemeden oldu. Üf, tamam sıkıntı yok da. Nasıl gideceğiz anasını satayım? Dolmuş yoktur burada değil mi? Tabii ki yoktur. Neyse. Aracımız hazır. Şenay Hanım'ın son kıyı olsun bu da bize. Senin sevgilin değil mi o? Artık değil. Gel hadi. Gel hadi, evi bırakayım seni. Geç. Kimmiş? Meltem Göktür. 99 İstanbul doğumlu. Mermi veya bıçak yarısı görmüyorum. İhbar nereden? Sabahın 6'sında belediye işçileri bulmuş. Peki. Telefon, kimlik, ne var ne yok biz alıyoruz. Dosya bizde bundan sonra. Anlaşıldı komiserim. Meltem Göktürk. Peki ölüm sebebi ne? Henüz tespit edilemedi baba. Adli tıptan rapor bekliyoruz. Bunu görmeniz lazım. Meltem'in ölü bulunduğu sokağın birkaç yüz metre ilerisindeki ışıklar.
Bir araba ışıklarda duruyor. Sonrasında Meltem arabadan fırlıyor. Tekin bu. Bu hakikaten usta. Ne alaka ya? Ne bileyim ben. Bak bu iş ciddiysin. Tekin'in orada ne işi var, açıklamamız lazım. Ya inanın bilmiyorum Bilirim. Ne olacak şimdi? Abi Tekin'i mi alacağız? Ya ne demek lan? Oğlum cinayet şüphelisi mi? Kızma çocuklara. Doğru söylüyorlar. İfadesi lazım. Hoşuna gitmeyecek biliyorum ama kızı ölmeden önce son gören Tekin. Bu durumda o da şüpheli sayılır biliyorsun. Biliyorum, biliyorum baba ama anlamıyorum ya.